Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows yüklü bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayar kendi kendine 5-10 saniye sonra açılıyor ise ne yapmamız gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buna sebep olabilecek 2-3 şey var. Bunlardan bir tanesi denetim masası güç ayarlarında bir ayar bozukluğu. En önemli sebeplerden bir tanesi o. Ona bakacağız biraz sonra. İkincisi bilgisayarınızdaki bulunan network kartlarından herhangi birisinin otomatik olarak bilgisayarı bir hata durumunda tekrar başlatabilme yetkisine sahip olması. Yine aynı şekilde bir hata oluştuğunda bilgisayarınızın kapatılırken tam bilgisayarı kapat dediğimizde eğer bilgisayarımız bir hata ile karşılaşırsa ki genellikle bu tür hatalar bilgisayarı kapatılırken meydana gelen hataların en büyük sebebi ise o sırada açık olan bazı programların kendisini kapatamaması sonucu Windows bunu hata olarak algılıyor ve bilgisayarımız kapanırken hata ile karşılaştığı için kapanırken hata olursa bilgisayarı tekrar başlatta seçili ise biraz sonra göstereceğim. Bilgisayarınız kendi kendine açılıyor. Yani bunun sebepleri 3. Nedir onlar? Denetim masasındaki ayarlar, network kartı ile ilgili ayarlar. Bir de bilgisayarınızdaki oluşan hatalardan dolayı kapanırken programsal hatalardan dolayı Windows'taki hata oluşursa kendini tekrar başlat menüsünün aktif olması. Bir diğer sebep ise ki bu şekilde çözemezseniz muhtemelen bilgisayarınızda, Windows'unuzda bir virüs olabilir. Onun için ise bir virüs programı, güncel bir virüs programı kurmanız gerekiyor. Onu da güncelleyip en güncel veri tabanı sürümüne güncelledikten sonra temiz bir tarama yapmanız gerekebilir. Şimdi öncelikle ilk olarak yapmanız gereken şu değerli arkadaşlarım. Denetim masasına gelin. Denetim masasında şurada güç seçenekleri var. Güç seçeneklerinde şurada kapatıldığında yapılacakları seçin yazan yerde. Güç düğmesine bastığımda burada uyku veya yeniden başlat gibi bir şeyler seçiliyorsa pardon yeniden başlat gibi bir şey seçiliyse onu ne yapacaksınız? Kapata getirin. Buralar kapat olsun. Güç düğmesine bastığınızda bilgisayarın kapanması gerektiğini buradan ayarlayın. Buradan sonra yapacağınız ikinci ayar ki şurası masa üstündeki bilgisayarın simgesini seçip özellikler diyorsunuz. Burada sağ tarafta Windows 10 için anlatıyorum. Sizde ise yukarıdaki Windows 7 veya eski sürüm bir Windows 10 ise sizdeki yukarıda şurada gelişmiş sistem ayarları yazan sizde yukarıda olabilir. Şuradaki gelişmiş sistem ayarlarına tıklayın. Buradaki gelişmiş sistem ayarlarındaki başlangıç ve kurtarma menüsü var şurada. Orada ayarlara tıklayın. Bakın şurada otomatik olarak yeniden başlat. Sistem hatası meydana geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatsa yazıyor ya. Onu kaldırın, seçili halde olmasın. Tamam dedik. Burayı da kapattıktan sonra bilgisayarınızdaki kullandığınız network kablolu veya kablosuz hangisi ise önemli değil. Geliyorsunuz şu aşağıda benimki wireless sağ tuş ağ ve internet ayarlarını öylesine aç diyorum ben. Şurada bağdaştırıcı seçenekleriniz değiştir diye bir şey var. Siz de bu sol taraftaki menüde olabilir. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir dedikten sonra karşıma şöyle bir ekran gelecek. Siz de burada bir de kablolu internet olan yerel ağ bağlantısı da gözükebilir. Siz bunu hem wireless'te hem de yerel ağ bağlantısında yapın. Neyi yapacaksınız? Şu yaptığını seçin. Bağlı olduğunuz ağı. Sağ tuş özellikler. Burada şurada yapılanları yazan bir düğmemiz var, menümüz var. Buna tıklayın. Açılan şu network adaptörünün özellikleri penceresinde bunu hem wireless için yapın hem de kablolu internet için yapın. Siz de benim de sadece kablosuz internet bağdaştırıcısı olduğu için ben sadece bunu yapıyorum. Siz ikisine de sahipseniz her iki ağ bağdaştırıcısı için hem kablolu hem kablosuz bunu yapın. Ne yaptık? Şuraya geldik. Sağ tuş özellikler. Bu menümüz açılıyor. Bu menümüzdeki yapılandır düğmesine tıkladık. Açılan bu özellikler, bağdaştırıcı özellikleri sayfasındaki güç yönetimi düğmesine geldiğimizde bakın bende seçili bu aygıt bilgisayarı başlatsın. Bunu eğer seçiliyse kaldırın. Seçili olmayacak. Tamam tıklayın tamama. Kapatın. Artık bilgisayarınızı kapattığınızda bilgisayarınızda o yeniden başlatma sorunu giderilecektir. Ki eğer ki giderilmezse ki küçük bir ihtimal İnsanınızda bir virüs, muhtemelen bir virüs olabilir veya donanımsal bir parçadan kaynaklı olabilir. Ama bu gösterdiğim ayarları yaptıktan sonra düzelme ihtimali çok yüksek arkadaşlarım. Kolay gelsin.